Türkiye'ye kaçak yollarla gelen onlarca Afgan mülteci, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki yol kenarlarında günlük iş bulabilmek için saatlerce bekliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren inşaat, yük taşımacılığı gibi işlerde çalışmak için yola koyulan Afganlar, günlük 50 ila 80 Türk lirası para kazandıklarını ifade ediyor. Yol kenarında iş arayan Afgan mülteciler, kaçak yollardan hangi koşullarla Türkiye'ye geldiklerini, Türkiye'ye sığınma nedenlerini ve Türkiye'de yaşadıkları zorlukları Amerika'nın sesine anlattı. Haşim Muradi, 5 ay önce kaçak yollarla İran üzerinden Türkiye'ye gelmiş. Önce Van'a, daha sonra da İstanbul'a geldiğini söyleyen Muradi, Afganistan'da savaş olduğu için işlerin çok kötü olduğunu, bu sebeple de Türkiye'ye çalışmak için geldiğini ve günlük işlerde çalıştığını belirtti. Tamam, buraya geldik, çalışmak için geldik. İş günlük çalışıyoruz. Evet, yani Afganistan'da çok savaş var. İşler kötü çok. Buraya geldik, çalışmak için yani çalışıyoruz. İş olsa. Afganistan'daki kötü yaşam koşulları yüzünden 2 yıl önce İran'a gittiğini ve orada bir süre çalıştıktan sonra kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptığını söyleyen Maçar Muhammedi ise yaşadıklarını şöyle anlattı. Biz Afganistan'da Pakistan geldi. Kaçak geldi yani. Ondan sonra İran geldi. İran çalıştı. 2 sene sonra Türkiye geldi kaçak. Savaş Sadvalide geliyor. Ta bekliyor. Adamlar geliyor. Biz işe gidiyor. Yani Afganistan'da çok savaş var. Bizim köyde yani. Taliban var, DAEŞ var. Yani çalışmaya geldi buraya. Buraya da geldi, kimlik falan da yok. Yani çok sıkıntı. Bazı şirketlerde gidiyor, kimlik yok. Yani almıyor. Biz geri gelecek yani. Bazı adamlar geliyor buraya götürüyor, çıkılara çalışıyor. Yani para vermiyor. 3 ay önce kaçak yollarla Afganistan'dan Türkiye'ye gelen Rahimullah Muhammedi, kaçış sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı. Dağ taşlardan çıkıp geliyoruz. Mesela bazı insanlarımızdan susuzluktan ölüyorlar, bazılarından açlıktan ölüyorlar. Kayalardan düşüyorlar, ayak, bacak, el, hepsi kırılıyor, mesela kafası kırılıyor, ölüyorlar adamlar. Bazen mesela oraya da hırsızlar var. Onlar da mesela bizi yakalıyorlar, mesela paramız olsa, neyimiz olsa alıyorlar. Böyle zorla geliyoruz mesela, nasıl olsa mesela bu kadar yollardan geliyoruz. Mesela insan mesela biraz canı rahat olsa oraya, zaten buraya kadar gelmeyiz yani, ne yapalım. Bizim bir durumumuz böyle bir şey var ki mesela bir zamanda hasta falan olduğu zaman da hastaneye gitsek bize bakmıyorlar. Diye ki mesela bize izin vermiyorlar, siz gitin diye biz bakmıyorlar yani. Yani mesela bir yerde çalıştık zaman bize oturma izni yok. Çünkü mesela biz rahat çalışamıyoruz. Mesela bu kadar süratli işte yok. Çalışamıyoruz mesela her ayda mesela 5 gün, 10 gün bazen böyle süratli çalışıyor bir ay kadar yani. Bu çalıştığımızda paramızı da vermiyorlar. Bir mesela biz de gidip kavga etemiyoruz. Mesela ya şikayet etemiyoruz çünkü mesela elimizde madrakımız yok. Bir şeyimiz yok mesela bir şey diyemeyeceğiz. Ne yapalım, yapacak bir şey yok yani. Nasıl olsa biz burada sadece canımızı koruyacağız, saklamak için geldik yani. Hamidullah Fazal ise ekonomik sıkıntılar nedeniyle 4 yıl önce Türkiye'ye gelmiş. Düzenli iş bulamadığı için yol kenarında iş beklediğini söyleyen Hamidullah Fazal, Afganistan'da 4 çocuğu olduğunu anlattı. İnşaat işi, tamirlik işi, ne varsa yapıyoruz yani. Götürüyor, çat iş yapıyoruz, şöyle işlerde çalışıp çocuklar para kazanıp geliyoruz eve. Buradan yani mesela gelip çalışıyoruz, para kazanıyoruz, ülkelere gönderiyoruz, ülkelere göndermesek aç kalırlar. Ülkemizde sıkıntı, savaş var. Çocuklar burada hepsi böyle gelmiş, çalışıyor, anne babasına para gönderiyor. Ülkesi savaş var, kavga var, sıkıntı. Yaşam zor, hayat yaşam zor orada. Yani bu çocuklar da zaten doktora gidemiyor. Teyze yok bunlarda. Yani dürüst doğru yeri uzak yerlere getirip gelmiyor. Otobüsle gidemiyor. Her türlü sıkıntı çekiyor. Yani bu Suriyeliler var. Her birinde teyze var. Bunlarda hiç yok. Kaçak yollarla Türkiye'ye bir ay önce giriş yapan Şabır Nisa, Türkiye'ye giriş yapabilmek için $1000 ödediğini söylüyor. Kaçak dolardan girerken geldi. Bizden $1000 aldı. Öyle kaçak girdi Türkiye'ye. Savaş var Afganistan, işler kötü. Günde bomba patlıyor, DAEŞ var, Taliban var. Zor şartlarla böyle geldi. Ama bize kimlik verse, biraz inşaatlara girip çalışsa, mesela biz biraz da ekmek parası kazansa daha iyi olacak. Abi şu anda bizim işimiz kötü, zor. Biliyorsunuz Kabul'e her günde bomba patlıyor, Mazar-ı Şerif, Afganistan her yerine öyle savaş çok. Biz zor şartlara buraya geliyoruz.